Hülya Kaya merhabalar. O kadar aşırı bir sıcak var ki değerli izleyenler bugün Malatya'da anlatamam. Gözlerimi açamıyorum şu an. Güneşin de etkisiyle terleme çok fazlasıyla var şu an hem Mert'e hem bende. Bu güneşin altında sizlere Malatya'dan görüntüler aktarmaya devam ediyoruz RTV olarak değerli izleyenler. Bugün neredeyiz? Bugün Yeşiltepe Yeşil Evler'deyiz. Dünyanın en büyük patlatması, Avrupa'nın en büyük patlatması olarak tarihe geçtiğimiz, ne yazık ki tarihe geçtiğimiz alandayız değerli izleyenler. Buranın ihalesi yapıldı. 700 küsür konutluk bir rezerv alan ilan edildi değerli izleyenler, burası biliyorsunuz. 700 konutluk bir 700'den fazla bir konutluk bir inşaat alanı başlayacak yakın bir süre sonra burada. Çarşı inşaatını yapan Leda Grup burayı almış. En kısa sürede yani bayram sonrası dediler bize. Büyük ihtimal bayram sonrası da şantiye kurulup bir an önce de buranın inşaatı başlayacakmış. Çok şükür Yeşil Evler'de yaşayanlara hayırlı olsun diyoruz. İnşallah darısı diğer rezerv alan bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için olur. Hakikaten vatandaşlar merakla bekliyorlar. Dün yaşanan olaylar hepimizi üzdü. İşçilerin işi bırakması çarşı inşaatında. Hakikaten kafalarda soru işareti bırakma değil ama işte süreçte şu şekil işlemişler izleyen. Yani şuna söyleyeyim. Hülya Kaya sen sabah söyledin taşeron ama işte bu iş hep böyle yürüyor. Yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Yani Malatya Belediyesi'nde bile durum böyle. Taşeron taşerona veriyor. Bu işler bu şekilde ilerliyor. Ha bu şekilde ilerlemesi doğru mu? Bana göre yanlış. Yani büyük firmaların, kurumsal firmaların tamamıyla kendi öz yapısıyla, kendi iç yapısıyla bu işleri bitirmesi gerekiyor. Keza Türkiye'nin birçok yerindeki ihaleler de bu şekilde değerli izleyenler. Yani sadece işte firma, işte Mert'le benim şirketim var. Biz büyük firmayız. Ama eleman çalışmıyoruz. Sadece bir idari kadromuz var, bir yönetici kadromuz var. Onun alt tarafında çalışan işçiler ise taşeronlarla. İşte kalıpçıyı bir taşerona veriyoruz, demirciyi bir taşerona veriyoruz, sıvacıyı bir taşerona vererek bu şekilde işleri büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin genelinde olan durum bu. Yani ortaklı yapılarda da bu, normal düz yapılarda da maalesef durum bu. Keşke böyle olmasa bütün şirketler kendi imkanlarıyla bu inşaatları veyahut da bu ihaleleri tek başına yürütebilse. Mert'ten rica ediyorum bir etrafı gösterelim. Alan temizliği yapılmış değerli izleyenler. Burada bir sürü şey vardı. Binadan kalma molozlar falan vardı. Buralar kaldırılmış. Mert bak şurada bir açı var görebiliyor musun? Değerli izleyenler şu bak iki ağacın arası. Şu gördüğünüz tepecik var ya değerli izleyenler. Malatya'nın enkazı değerli izleyenler. Şu an Malatya'da ne kadar? Tam mezarlığın orası. Mert'in şu an çektiği nokta tam mezarlığın o arka noktası değerli izleyenler. Bir Malatya'nın enkazı şu an orada yatıyor. Özellikle mi seçildi bilmiyorum ama mezarlık kısmı hakikaten ironi yapacağımız bir şekilde burada hem mezarlıkta Malatya'nın bütün enkazı oraya gömülmüş durumda değerli izleyenler. Bu açıdan net bir şekilde gözükebiliyor. Dedim ya burası 700 konutluk bir alan, 700'den fazla konutluk bir alan inşa edilecek değerli izleyenler. Umuyoruz, diliyoruz kısa sürede tamamlanır. Çünkü tünel kalıp sistemle yapılıyor. Zemin artı 4 olarak planlanıyor tüm binalar zaten. TOKİ'nin bütün konutları o şekil. Büyük ihtimal bu TAKS dediğimiz olan burada biraz daha düzenlenecek ve ona göre bir planlama yapılacak. Ve buradaki aileler de inşallah yerlerine yerleşecekler. Kısa bir süre sonra yani bir yıl sonra falan büyük ihtimal buradaki çoğu şeyi de tamamlanmış olur. Tek bir bina kalmış. Bu binada orta hasar diye geçmişti. Sürecini bilmiyorum. Eğer öğrenirsem birazdan vatandaşlara sorarım. Büyük ihtimal burası da yıkılır değerli izleyenler. Bu kuleler içerisinde, yeşilevler içerisindeki en kısa bina buydu. Bu bina ayakta kalmış. O patlatma sürecinde tek bir patlamayan bina buydu değerli. Patlatılmayan bina buydu. Büyük ihtimal yine bu da patlatılma yöntemiyle yıkılacak ve yerine daha güçlü, daha dirençli binalar yapılacak değerli izleyenler. Gel Mert, yavaş yavaş gidelim. Yeşil Evler sadece burası değil değerli izleyenler. Onu da söyleyeyim. Aşağılarda Yeşil Evler. Yolun, şu yola doğru çıkarsak oradan da göstereceğim. Şu alan da değerli izleyenler. Soldaki alan da Yeşil Evler'in olduğu alan. Şu bölge. Hemen karşımız askeriyenin olduğu yer. Zaten oraya da değerli izleyenler biliyorsunuz adliye binamız yapılıyor. Hep bu olanlar Yeşil Evler değerli izleyenler. Şu Mert'in şu an ekrana getirdiği nokta Yeşil Evler'in diğer bloklarının. Yani mezarlığa giderken bizleri karşılayan bloklar değerli izleyenler o yol. Oradaki binalar. Oradaki binalar da maalesef patlatılmıştı. Geçmiş olsun herkese öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Buraları çekiyoruz. Dedik Yeşil Evler'i de bir gösterelim. İhalesi yapılmış. İnşallah komşularınız yakın zamanda tekrar gelecekler buraya. İnşallah. Heh. Sizden bir ricamız var ya. Buyurun. Şimdi burada
sinekler falan çok oluyor, havalar ısındı ya. Mümkünse belediye, Yeşilyurt Belediyesi buraları bir her akşam ilaçlasalar. Hani bu yıkıntıdan dolayı su var, pislikler var, görüyorsunuz az önce çekim yapmıştınız. Doğru doğru. Ben ileteyim, belki sesiniz gitmemiştir. Abim şey diyor, sineklerden dolayı her gün ilaçlama istiyorlar. O bizim gelinimiz. Kim? Ya Hülya Hanım. Geliniz mi? Eyvallah. Öyle, kimsin akrabanız? Metin eşi var ya Hülya Kayan. He, Metin abinin akrabasısınız siz. Evet, evet, amcazadeyiz. Eyvallah. Selamlarımızı iletelim ona da. Allah sizden razı olsun yani. Malatya'nın dertiyle dertleniyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Hayırlı günler diliyorum abi. Biz devam edelim. Sağ olun. Kolay gelsin. Ablacığım size kolay gelsin. Devam edelim. Selamünaleyküm. Abi ne yapıyorsun? Sağ olasınız. Geldik buraları çekelim istedik. İyi yaptın. İşler toparladın biraz. Şükür hamdolsun bugünümüz. İyi, Allah iyilik versin. Durum ne? Burayla ilgili bir şey söylenti var mı? Burayla işte ilgili... İhalesi yapılmış. En kısa sürede başlanacak deniliyor. Her biri bir şey söylüyor abi, bir şey diyemiyor. Ne diyorlar mesela sana? Kimi diyor ki bir sene sonra, kimi diyor ki hiç yapılmayacak iki sene sonra. Aha. Her biri bir şey söylüyor ama net bir şey yok yani. Kafalar karışık o zaman biraz. Aynen. Ama ihalesi yapılmış. İnşallah en kısa sürede başlar buranın. İnşallah hayırlısı hakkımıza ya. İnşallah. Kolay gelsin abi. Sağ hayırlı günler diliyoruz Allah sana. Allah'a emanet olun. İşiniz devam edelim. Sağ ol abi. Gel Mert. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Gölgelik yerlerde röportaj yaparsak daha iyi olur Mert. Çünkü hakikaten zorlamaya başlıyor bizi. Yeşiltepe'deyiz değerli izleyenler. Yeşiltepe, Yeşil Evler'deyiz. Buraları ekranlara getiriyoruz. Dedim ya, ihalesi yapılmış. Oranın süreci bekleniyor. Bayram sonrası da inşallah başlanacak denildi. Bilmiyorum. İnşallah da bayram sonrası hemen başlanır. Yine burada birçok şu alanda değil mi Mert? Yeşil Evler'in alanıydı. Orası da Yeşil Evler'in alanı. Oraya doğru ilerleyelim. Gel oraya doğru ilerleyelim. Oralar da çünkü hep yıkıldı. Fırına gidelim sonra. Fırında durum ne onu öğrenelim. Onlar daha iyi bilirler. Geliyorum abi, geliyorum. Bu alanı da gösterelim. Burada da Yeşil Evler'in diğer blokları buradaydı değerli izleyenler. Bunu da özellikle belirtelim. Bir fırına gidelim Mert, gel. Fırından bir öğrenelim. Durumu öğrenelim. Ona göre de hareket edelim. Onlar daha çok bilirler buranın genel durumunu. Soralım. Mahalleli durumu anlatır. Şey yapar. Selamünaleyküm. Ustam ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Vallahi çay içiyorsun. Buyurun çay içelim. İçeriz. Sizin çayınız meşhur zaten. Fırın çayları meşhur. Şöyle bir selam verin. Rauf Ustam nerede? Gel. Selamünaleyküm. Hoş geldin abi. Abi nasılsınız? İyisiniz. Selamünaleyküm. Sen nasılsın? İyisin. Sağ olasın. Geldik buraları çekiyoruz. İnşaatlarla ilgili bir gelişme duyum aldınız mı? İhalesi yapılmış galiba işte. İhalesi yapılmış. Bayramdan sonra Allah'tan bir şey olmasa inşaat başlayacak. İnşaat başlayacak. Bu sizin işinize yansıyacak inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Yani çünkü burada ciddi bir nüfus kaybı yaşandı bu çok, bölgede. Tabii 720 tane ev gitti. 720 tane ev, az evet, değil yani. Az değil, evet. İnşallah kısa sürede de yaparlar. İnşallah. Zaten bir temel atılsın, gerisi kolay. Gerisi kolay. İnşallah. İş nasıl gidiyor abi? İş düşük ya, düşük. Düşük ama. Mecburen. Hem işte evlerin gitmesi, işte piyasanın biraz da durgun olması tabii ister istemez. Mahalleli geldi. Giden mahalleli geldi mi? Geldi, çok geldi. Çok geldi değil mi? Evet. İyi, çok şükür. Yani bayram telaşları var. Değerli izleyenler, şurada hemen gösterelim. Mert, şeyler verilmeye başlamış. Baklavalar verilmeye başlamış. Tabii canım. Tepsiler gelmeye başlamış. Aynen. Bayram hazırlıkları da devam ediyor. Aynen. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Bizseniz bir temenniniz. Baş tacısın, ne demek? Eyvallah. Hadi Allah'a emanet olun, sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olasınız. Devam edelim Mert. Aşağı doğru gidelim bu sefer. Aşağıdan devam edelim. Oradaki eğer mahalleli yakalarsak onları da ekranlara getirelim diyorum Mert. Buradan gel, soldan gel. Dün, Mert buradan aşağı gidelim gel. Olayları anlatıyordum değerli izleyenler. Taşeron firmalarla iş yapılıyor maalesef. Keşke firmaların kendi gücüyle yapılmış olsa. Ama işte Türkiye'deki ihale sistemleri de bu şekilde gidiyor. Ankara'da benim çok kıymetli bir arkadaşım var, Akif. Ona da selam olsun. O da bir inşaat firmasının muhasebesine bakıyor. Burayla alakası hiç yok yani, onu söyleyeyim. Dünkü olayları görmüş. Ya dedi, bu olaylar dedi normal dedi yani dedi. Nasıl diyeyim size? Taşeron firmalarla herkes iş yapıyor dedi. Biz parasını mesela ödüyoruz dedi. Yövmiyesi ne kadar? İşte X lira. Biz parasını götürüp taşerona veriyoruz ama taşeron firma
gerekli şeyini yapamadığı için, o finansmanını sağlayamadığı için başka yerlerde kullanıyor parayı. Bu sefer işçinin parası yatmıyor. Bunun da bir kontrol altında olması gerekiyor illaki. Yani büyük firmaların da iyi taşeronlarla, yani tamam bu iş hep böyle taşeronlarla gidiyorsa, iyi taşeronlarla bu işin yapılması gerekiyor değerli izleyenler. Onu özellikle belirtelim. Yeşiltepe'deyiz, yeşil evlerdeyiz. İşte bu alanlar 720 tane konut varmış değerli izleyenler. Bayram sonrası inşallah buralarında inşaatı başlayacak. Leda Grup almış burayı. Leda Grup burayı inşa edecekmiş değerli izleyenler. Yarın da Allah'tan bir şey olmazsa bent başına değerli izleyenler şantiye alanına gideceğiz. Şantiye alanında biraz görüntüler çekmemiz gerekiyor. Güçar firmasının yetkilileriyle bugün görüşmüştüm. Bu fore kazıklarla ilgili doğrular yanlışlar neler, onlarla ilgili bilgilendirme görüntüleri çekeceğiz. Hem şantiye nasıl gittiğini hem de bu çevrede durumun nasıl olduğunu ekranlara getirmeye çalışacağız. Çok sıcak. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ne iş yapıyoruz abi? İnşaat. İnşaat. Neredesiniz? Şurada inşaat yapıyoruz. İnşaat. Ne iş yapıyorsunuz abi? İnşaat sorumlusuyum. Ha, inşaat sorumlusu. Nasıl gidiyor? İşleriniz nasıl gidiyor? Çok şükür iyi. Fena değil. Siz nasılsınız? İyisiniz? Yerine dönüşüm mü yoksa? Yok yok, sıfır inşaat. Ha, sıfır inşaat. Depremden önce başlamıştık. Ha, depremden önce başlayan. İmarı falan her şey olan bir bina. Tabii tabii tabii. Nasıl abi? Sektör nasıl şu an? Şu anda çok durgun. Çok satış durgun. Yok. Ha, satış yok. Evet. Satış biraz zor olur herhalde bir süre daha. Yani kaç katlı bina yapıyorsunuz abi burada? 4 kat. Ha, 4 katlı. Hemen şu köşede. Yani 3 artı 1, 2 artı 1? 2 artı 1. 2 artı 1. Kaç metrekare? 100 metre net. Ha, 100 metrekare net oturumu evet, var. Evet, evet. Fiyatlar ne olur abi şu an? Mesela tahmininiz ne? Metrekarenin fiyatı neye mal oluyor? Şimdi yerine dönüşüm yapmak isteyen insanlarımız var. Onlara da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Valla şu anda arsa payı hariç, hı-hı, tahminim 22-23 bin liradan başlar. 22-23 bin liradan başlar. 1 metrekaresi. Arsa payı hariç. Arsa payı hariç. Peki bunu tünel kalıp yapsak neye mal olur? Tünel kalıp daha ekonomik olur diye düşünüyorum. Hı-hı. Kalıplar biraz pahalı diye biliyorum ama kiralanıyor galiba onlar da. Yani onu büyük firmalar ayarlıyorlar zaten. Hı-hı. Projeye uygun çıkarttıkları için onlar daha ekonomik olur. Hı-hı. Yani bizim bu tarz inşaatlarda maliyetler yüksek. Karkas dediğimiz inşaat değil mi bunlar? Evet. Bu köşe bina. Bina. Ha, bu evet. Köşe bina. Hı-hı. Ne zaman tam biter abi burası? Yani bir tek laminantımız kaldı. Bir de petekler takılacak. Başka da bir şey başka yok. Başka da bir şey yok. Genel bağlantılar falan yapıldı herhalde binanın. Kanalizasyon bağlantısı yapıldı. Daha elektrik ve doğalgaz duruyor. Ha, duruyor. Bekliyorsunuz. Onları da bekliyorsunuz. Resmi mevzuatları uzun sürüyor. Uzun sürüyor. Evet. 6 aydır kanalizasyonu bağlatamadık. Daha geçen gün bağladılar. Öyle mi? Bu işler de çok yavaş ilerliyor ya. Yani şeyin bu hizmet kurumları biraz yavaş maalesef. Maalesef. Bu işleri götürüyorlar. Evet, maalesef. Hayırlısı olsun. Şu karşıya ne yapılıyormuş? Orası sanayideki polis karakolu buraya taşınıyor. Ha, sanayi polis karakolunu buraya yapıyorlar. Hı-hı. Ha, bak yine polislerimiz için güzel, daha konforlu bir bina inşa ediliyor. Evet, mekan biraz daha büyük. Hı-hı. Çevresi falan. Orası zaten çok dar bir alandı. Evet. İnşallah burası da daha yani hizmet anlamında daha iyi olacaklarını düşünüyorum burada. İnşallah. Kolay gelsin abi, bilgi verdiğim için. Sağ olun. Sağ olasın. Devam edelim abi. Mert, yukarı doğru devam edelim. Burası da sanayi karakolu, buraya geliyormuş değerli izleyenler. Öğrenmiş olduk. Artık sanayi karakolunda da burada yeni bir yer yapılıyor. Allah kolak versin. Bir selam verelim diyeceğim ama onlara. Hızlı geliyorsun, biraz yavaş gel. Tamam, eyvallah. Yeşiltepe'deyiz değerli izleyenler. Yeşiltepe'yi ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Bu sıcaktan Mert. Malatyalılara yine Malatya'yı göstermeye devam ediyoruz. Bu açıdan da göster istersen karakolumuzun durumunu. Dışına Sayın Bakan'ın öve öve bitiremediği taş yünü değerli izleyenler çekiliyor. Bu da izolasyon için güzel bir malzeme. Hakikaten iyi bir malzeme. Bakan Bey'in övdüğü kadar var ama işte bunu her zaman dile getirmiştik. Getirmeye de devam edeceğiz. Biz bunlarla övmeyelim. Biz biten binalarla övünelim. Binaları bitirelim. Rezerv alanının ihalelerini yapalım. Övüneceğimiz şeyler bunlar olsun. Zaten bina kalitesinde, TOKİ'nin yaptığı bina kalitesinde hiç kimse bir şüphe aramıyor. İlla ki sorun ve sıkıntılar olabilir ama genel anlamıyla, dirençli binalar anlamında TOKİ'nin kalitesi zaten ortada. O konuda kimsenin şüphesi yok. İşte Bakan Bey bütün yayınlarında diyor ya, işte taş yünü, çok kaliteli bir malzeme kullanıyoruz, biliyor musunuz falan. Biliyoruz Sayın Bakanım. Vallahi biliyoruz. Yeşiltepe'deyiz değerli izleyenler.
Bu hangi okuldu Mert? Neyse dur şimdi o şunu. Hasan Akbudak. Hasan Akbudak. İMKB miydi burası? İMKB. Mesleki Teknik Lise. Okullarda yarın karne dağıtılacak değerli izleyenler. Bir sezonu daha bitirdi öğrencilerimiz çok şükür. Geçen sezon maalesef herkes bir yerdeydi ama işte bu sezon çok şükür çocuklarımız evlerine, memleketlerine geri döndüler. Okullarına tekrardan kavuştular. Bazı okullar maalesef hala ağır hasar olarak beklemekte, orta hasar olarak beklemekte. Buradan da tekrardan Malatyalı iş adamlarını, Malatya'nın hayırsever vatandaşlarını göreve davet ediyorum. Hemen bir telefonla Milliyetin Bakanlığı'nı veyahut da Milliyetin Müdürlüğü'nü arayarak, yani bu cebinizden çıkmıyor. Devlet ödeyeceğiniz vergiyi okul yaptırarak değerlendirebilirsiniz. Bunu özellikle belirtiyorum. İnşallah sesimizi duyarlar hayırsever vatandaşlarımız. Selamünaleyküm. Askeri alana yakınız. Helikopterler de geçiyor. Nasılsınız abi? İyisiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Siz de iyisiniz. Yemek işi mi yapıyoruz? Abi döner işi yapıyoruz ya şu anda. Evet. Nasıl işler, nasıl gidiyor? Yok abi ya. Boş. Boş değil mi? Aynen. Allah maalesef. Yapacak bir şey yok. Ne zamandan beri buradasınız? 1,5 ay falan oldu. 1,5 ay. Önceki yeriniz neresiydi? Önceki yer Cengiz Topel'di abi. Cengiz Topel'di. Tapunun bitişiydi. Ne oldu, yıkıldı mı bina? Yıkıldı. Hadi ya. Ağır hasardan. Yapacak bir şey yok. Buna şükür. Canımız sağ. Yapacak bir şey yok. Hayır, yani. Doğru söylüyorsunuz. Kimler ne kaybetmedi ki? Yani. Kendi mülkünüz müydü, kira mıydınız? Kendi mülküm. Kendi mülkünüz. Evet. Peki orayla ilgili bir gelişme var mı size? Herhangi bir şey söyledi mi? Yok, şu anda herhangi bir şey yok dükkanlardan dolayı. Yerine dönüşüm? Şu anda belli değil. Yani apartman sakinleriyle görüştünüz mü? Yok, daha görüşmedik ama daha herhangi bir belli bir şey yok. O konuda da insanların çok şey var, sıkıntısı var. Aynen. Bir araya gelemiyorlar ama maalesef. Yapacak bir şey yok. Öyle. Gene buna şükür canımızda bir şey yok. Ya orası öyle de işte sonuçta güzel bir işim vardı belki orada. Ya çok şükür. Aha. Ya Cenab-ı Allah rızkı verir ya. Öyle öyle. Allah inşallah yani. Kimsenin rızkını kesmez. Yani. Devam ettirir. Bir isteğimi temel. Teşekkürler. Allah kolaylık versin abi. Sağ olun. Gelsin. Sağ olun. Devam edelim Mert. Yeşiltepe'de gezimiz devam ediyor. Bugün çok sıcak. Belki erken bırakabiliriz. Onu da söyleyeyim Hülyaka'ya. Umut hazır olun. Hakikaten yoruyor bizi şu an. Hava sıcaklığı bizi bayağı yoruyor. Burada ne var mı öyle Mert? Bu çadırlar madırlar bir çeksene oraya bir bakalım. Yorumlayalım. Hala yaşayanlar var galiba buralarda baksana. Odunlar modunlar. Ha. Allah yardımcılar olsun. Yeşiltepe'deyiz. Sanırım stadın oraya doğru gidiyoruz değil mi Mert? Şu an. Aşağısı stad. Bir orayı da gösterelim. Burayla ilgili de birkaç bir şey daha söylemek istiyorum değerli izleyenler. Yeşiltepe stadı ile ilgili biliyorsunuz. RTV olarak amatör sporlara önem veriyoruz, ehemmiyet veriyoruz. Uzun bir sürede canlı olarak yayınlamıştık amatör spor kulüplerinin maçlarının yayınlarını. Ama işte Yeşiltepe stadındaki sıkıntılardan da biraz bahsetmek istiyorum. Oraya o noktaya doğru ulaşınca da sizlere buradan mı gidelim? Tamam, buradan gidelim hadi Mert. Üç nolu sahanın oraya mı çıkıyoruz buradan? Tamam, sıkıntı yok. Daha yakın oldu. O iki nolu sahayı göstereceğim özellikle orada. Yani yıllardan beri süre gelen bir sıkıntı var değerli izleyenler. Bu Yeşiltepe stadında. Ama hala niyeyse. Yani demek Gençlik Spor İl Müdürlüğü o hatayı görmek istemiyor. O hatayı kabullenmek istemiyor. Ve orada hala maçlar oynanıyor. Saha çökmüş değerli izleyenler. Gidince göstereceğim orada da işte. Yaklaşınca eğer girebilirsek o alana göstermeye çalışalım. Saha çökmüş ama yaklaşık bir 6-7 yıl oldu herhalde değil mi Mert? Hala yapılmadı orası. Yani bu kadar mı zor, bu kadar mı yapılmayacak bir iş? Değil. Yani bir yaz döneminde rahatlıkla oranın ıslahı yapılabilir, düzenlemesi yapılabilir. Ama niyeyse yapılmıyor. Bütçe mi yok desem? Var. Eleman mı yok desem? Var. Tamamıyla idari konulardan kaynaklanan problemler olarak görüyorum değerli izleyenler. Şu anki Yeşiltepe'deki sorun ve sıkıntıyı. Evet, o noktaya doğru geliyoruz şu an. İlerleyeceğiz. Abla nasılsın? İyisin? Nasılsın? İyi misin? Eyvallah abi. Otur musun? Dinleniyorsun böyle. Durumlar nasıl? Sıkıntı yok değil mi evde? He? Evde bir sıkıntı yok. Evde koca var başka. Yok, evinde herhangi bir sıkıntı yok yani. Yıkıktık. Sende mi? He, sende sıkıntın bir sıkıntı. Sıkıntın var ne, çok. Ne, sıkıntın ne? Sıkıntım çok. Hasta mısın? He. Neyin var?
Ciğer var, böğrek de var, kalp de var, damar tıkanlığı var, ha, her şey. Geçmiş şeyde. Olsun, geçmiş var. Olsun. Allah şifa versin. Doktora falan gidiyor musun? Gidiyorum işte, her zaman gidiyorum. Olduğu kadar. Ben, ha, öyle gidiyorum. Eyvallah. Diyorum. Siz ne diyorsunuz? Biz de geldik, mahalleni bir çekelim istedik. Ha. Mahalleyi bir gösterelim istedik. Ey ha bir o, hele şu emin çak da bir o, şu gitten çak da hele bir o göster. Neyini göstereyim, gel ha, sıkıntısı yarını. Var mı? Ha. He? Ha, yarını. Hayır, çatlamalar mı var? Aha. Bunlar aha. Bir şey değil teyzeciğim. Gel ki gel ki oyanda oyanda. Oyanda nerede var? Ha göster. Ha. Ta şu dibeçe var diye. Ne? Dip, aha şöyle ayrılık gidip aha şöyle gel. He. Duvar ha. Çatlakları var teyzem ya. Ha. Dip de ayrılık hani oyanda çok çok. Ne? Ayrık aha o dip şöyle taberi gelir. Ha şeyden yolla burası ayrık diyorsun. Ha, onlar normal şeyler teyzeciğim onlar o kadar önemli şeyler İçi değil. İçi de içinde de işte geri günlük deprem oluyor. Ha. Günlük deprem oluyor vallahi. O olmuyor değil vallahi. Hepimiz ha. Hissediyoruz fazlasıyla. İyi görüşürüz bir isteği bitemenin. İşte bu evim böyle perişan oluyor meyne. Ha görüyorum. Allah yardımcınız olsun. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Tamam. Görüşürüz. Devam edelim Mert. Geliyorum. Yeşiltepe'deyiz değerli izleyenler. Yeşiltepe'yi ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Tat bölgesine doğru yaklaştık. İkinoğlu saha. O İkinoğlu sahanın oraya doğru gelelim. Üçnoğlu saha, birnoğlu saha, ikinoğlu saha. Başka var mıydı Mert? Başka da yoktu. Bir de şu ampute sahası var değerli izleyenler. Ampute takımlarının kadın futbol takımlarının maç yaptığı yer genellikle. Ama yok, kadın futbolunu da o tarafa yönetiyorlar. İdmanları burada yapıyorlardı. Ben öyle hatırlıyorum. İkinoğlu saha değerli izleyenler. Şu alan çökmüş değerli izleyenler ama hemen şu alan değerli izleyenler. Tribünlerin hemen ön tarafı sol aşağısı. Bakın çökmüş orası. Aşağı doğru gidiyor böyle. Saha yapısına bakarsanız sol taraf aşağı doğru gidiyor. Ama yıllardan beri bakın değerli izleyenler. Biz zamanında... Mert biraz daha aşağı gelsene. Şu sahaya da gösterelim. Üçnoğlu sahadan genellikle maçları veriyorduk. Sağ olsun o zamanın Gençlik Spor Müdürü bize yer yapmıştı. Tribünün hemen üst tarafında. Orada bizim kamera çekim alanlarımızı falan oluşturmuşlardı. Burayı vermiyorlardı. Niye vermiyorlardı? Çünkü bu stat bozuk. Ve hala burada maçlar oynanıyor. Ve hala oynanmaya da devam ediyor. İnşallah yani buradan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tekrar seslenelim. Yani şu sahanın hatalarını, sorunlarını bir an önce giderin. Bakın burada gençlerimiz top oynamaya çalışıyor. Gençlerimiz spor yapmaya çalışıyor. Ama bazı konularda da lütfen biraz daha duyarlı olun. 6 yıl geçmiş, 7 yıl geçmiş. Buranın hasarı devam ediyor. Saha çökük yani değerli izleyenler. Top oraya geldiği an... Orada da çökük var değil mi Mert? Aynı şekilde diğer sağ tarafta da Mert'in gösterdiği şu an açısında olan yerde de çökmeler var değerli izleyenler. Yani bakalım. Bakın buraya koca bir tesis yapmışız. Yani bir nolu saha, iki nolu saha, üç nolu saha. Yani üç tane koca stat yapmışız. Ama işte bakım olmayınca maalesef bir anlamı kalmıyor yani bu işin. Bir anlamı kalmıyor. Bu sol sahada bir şey yok değerli izleyenler. Genelde zaten burayı özenle yaptılar biraz. Niye? Çünkü TRT geliyor. Burada maçları falan, ampute takımımızın maçlarını falan yayınlıyor diye buraya biraz daha fazla özen göstermişler. Keza 3. Lig takımımız da kalmadı. TFF 3. Lig'de. Bu sahamız biraz daha bakımlıydı. Ama işte şu 2 nolu ve 3 nolu sahanın bakımlarının acilen yapılması gerekiyor değerli izleyenler. Mert çok sıcak. Toparlayalım. Bugünkü yayınımızı da burada sonlandıralım. Camimiz de bitmiş sonunda Mert. Biz her maçta geldiğimizde değerli izleyenler burası inşaat halindeydi. Mert ekranlarımıza getiriyor. Eski kayıtlarımıza bakarsanız maç kayıtlarımıza hep cami burası inşaat halindeydi. Çok şükür burası da bitmiş. Camimiz inşaat da bitmiş. Allah hayırseverlerden razı olsun. Oraya hep şey yapıyorlardı, para toplanıyordu. Bitirmişler çok şükür orayı da. Dediğim gibi Allah hayırseverlerimizden binlerce kez razı olsun. Mert statla bitirelim. Ben arkama stat alayım. Statla bitirelim. Hülya Kaya, hava çok sıcak. Yeşiltepe'deydik. Yeşiltepe'yi ekranlarınıza getirdik. Yeşil evlerin inşaatı bayram sonrası inşallah başlayacak. Buradan da müjdesini verelim. Oradaki 720 tane hak sahibi vatandaşımız var. İnşallah en kısa sürede de evlerine gelirler, otururlar. Şimdilik Yeşiltepe bölgesine aktaracaklarımız bu kadar. Sözü sana bırakıyoruz.